değerli katılımcılarımız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu aramızdalar. Alkışlarla kendilerine hoş geldiniz. Please welcome the mayors of Adana Metropolitan Municipality and Istanbul Metropolitan Municipality, Mr. Zeydan Karalar and Mr. Ekrem İmamoğlu. Tüm katılımcılarımızı yerlerine davet ediyoruz. We invite everyone to take their seats in the hall, please. We are about to start. Could all the guests please take their seats in the hall? Tüm misafirlerimizden ve basın mensubu arkadaşlarımdan sahnenin önünü boşaltmalarını rica ediyorum. Could you please take your seats, dear press members, dear guests? Could you please take your seats? Seri bir şekilde sık sık ikaz etmek durumunda kaldığım için de özür dilerim ama tüm misafirlerimizden hızlı şekilde yerlerini almalarını rica ediyorum. Tüm davetlilerimizi oturma alanına davet ediyorum. Programımız hızlı bir şekilde başlayacaktır. Anlayışınıza teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımdan da bu anlamda desteklerini rica edeceğim. Tüm misafirlerimizi lütfen hızlı şekilde yerlerine alalım. Sevgili misafirler, sizleri sahnenin sağ ve sol tarafında da ağırlayabiliriz. Çok rica ediyorum. Oturma alanına lütfen geçiniz. Basın mensuplarına hızlı bir şekilde müsaade edelim. Programımız başlayacak. Tüm misafirlerimiz, kıymetli katılımcılarımız, anlayışınızı rica ediyorum. Lütfen sahnemizin sağında ve solunda da sizleri ağırlayabiliriz. Programımız hızlı bir şekilde başlayacak.
Programımız canlı yayınlanacağı için basın mensuplarımıza lütfen müsaade edelim. Kameraların açılarını lütfen kapatmayalım, gölgelemeyelim. Tüm misafirlerimizden bu konuda bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Sevgili misafirler, izninizle programımıza başlıyoruz. Saygıdeğer bilim insanları, üniversitelerden programımıza teşrif eden kıymetli akademisyenler, sayın milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, programımızı onurlandıran büyükşehir belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, saygıdeğer muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin değerli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları. 6 Şubat gecesi deprem felaketinden itibaren hepimizin yüreği yangın yeri. Bugün burada Adana Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bilim insanlarını dinleyeceğiz. Ne yapmalıyız? Bu acıyı unutmamak için ne yapmalıyız? Yeni bir felaket yaşamamak için hazırlıklarımız neler olmalı? Depreme dayanıklı evler, kentler nasıl inşa edilmeli? Bugün bu programı bir daha böyle bir felaketi yaşamamak için hazırlanma amacıyla yapacağız. Gücümüzü birbirimizden alacağız. Her birinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Kıymetli katılımcılar, bu anlamlı programımızı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları önünde saygı duruşuyla ve ardından İstiklal Marşımızla başlatıyoruz. Etmiş vaziyette çeşitli bilim dallarını bir araya topluyoruz. Altı Şubat günü sabaha karşı o kahredici sarsıntı yaşandığından beri aldığımız her nefes boğazımızda düğümleniyor. Hepimiz aynı evde yaşıyor gibi aynı acıyla kavruluyoruz. Yüreğimizdeki sızı derinden bir çığlık. Hissedebilen herkesin ruhu hala göçük altında. Bazen şunu isteriz ya, hani hiçbir kelime dökülmese dilimizden, öylece dursak, işte tam olarak onu istiyoruz aslında. Acımız o kadar derin ki
Bu derinlik hepimizi boğuyor. Hepimizin yüreği hala 11 ilimizde atıyor. Çok sayıda canımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve en çok sabır, en çok dayanma gücü diliyoruz. Her zorda bir ve bütün oluyoruz, çırpınıyoruz. Tarih boyunca düştüğümüz yerden kalkmayı, acılarımızı sarmayı çok iyi başarmış bir millet olarak bu süreçte bir bütün olduk. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ilk günden itibaren sahada can hıraş çalışıyor. 6 Şubat tarihinden beri yaralarımızı birlikte sarmaya ve hepimizin altında kaldığı bu enkazdan birlikte kalkmaya çalışıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ı sahneye davet ediyor. Evet. Eğilmeme gerek yok ama ses. Evet, çok değerli İstanbul İl Başkanımız diyoruz. İstanbul Belediye Başkanımız, Sayın Vali Yardımcımız, değerli belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerin çok değerli il başkanları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, başkanları, çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle deprem afetinden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acil şifalar diliyorum. Ve bu arada Ekrem Başkan'a da sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Depremin birinci gününden yan yana, birlikte hem depremin yaralarını sarmak noktasında hem de olası bir kez daha deprem olduğunda ne yapabiliriz bu acıyı vatandaşlarıma yaşatmamak için çalışıyoruz. Bugün de büyük çapta İPA'nın değerli hocaları ve onların katkılarıyla önemli bir panel gerçekleştireceğiz. Bu panelin amacı şu: deprem olduğunda nasıl hızlı müdahale edilir? Adana'da depremin, Türkiye'de depremin boyutu nedir? Nereye gider? Hocalarımızı dinleyeceksiniz. Ben uzun boyutlu bunu anlatmayayım. Ama Adana'da yaptıklarımı birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Şunu gördüm değerli arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz, belki de en hızlı yıkılan binanın başında olan belediye başkanı benim. Tabii ki eve yakın olan bir bina, yıkılan bir bina olduğu için bu. Şunu gördüm. Herkes dışarı çıktı bir anda ve trafik kilitlendi. Şimdi vatandaşlar arabaya bindi, biz alet, edevat, vinci çok geç intikal ettirebildik. Buna bir kere dikkat etmek gerekir değerli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla Adana'da ne yaptıklarımızı söylemeye çalışmayacağım. Ne yaptığımız belli ama bundan sonra bir deprem olduğunda az hasarlı, az ölümlü nasıl yapılabilir çalışmalar, onun hazırlığını yapmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışma devam edecek. Mikro bölgeleme yapıyoruz. Adana'nın MR'ını çekeceğiz. Nerede deprem olur? Nerede hazırlık yapmamız lazım? Aletimizi, edevatımızı depremle mücadele için kesici aletler dahil, hiltiler dahil en yakın nerede olur? Orada konuşlanmak için bir hazırlık yapıyoruz. Hiç merak etmeyin değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili en hazırlıklı iller biz olacağız. Bir şey söyleyeyim size. Deprem ülkesiyiz ve mikro bölgeleri yapan 4 il var. Biri İstanbul, biri Tekirdağ, biri İzmir, şimdi Adana başlıyor. 4'ünde de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne yazık ki depremin altında bilimden, fenden uzaklaşanlar kaldı. Ne yazık ki depremin altında Kızılay kaldı. Ne yazık ki ülkemiz liyakatsiz insanların elinde böyle oldu. Deprem bir gerçek ama depremin acıları bu kadar çok olmayabilirdi. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, zaten önemli bir toplantı sizin bu katılımınızdan da anlaşılıyor.
çok güzel açıklamalar olacak. Çok değerli hocalarımız konuşacak. Ben onlara teker teker buradan teşekkür etmek istiyorum. Dün de Askis Parsuan'da çok değerli dört hocamız depremin geleceğiyle ilgili, güçlendirmeyle ilgili çalışmalar yaptı. Biz birinci günden, daha depremin olduğu gün arkadaşlarıma talimat verdim. Çevre ve şehirciliğe yetkili, deneyimli inşaat mühendislerini verin, envanter çıkarsınlar. Bugün itibarıyla Adana'nın %25 bina envanteri çıktı. 950'nin üstünde ağır hasarlı, 2000'e yakın orta hasarlı bina oldu. İncelenen bina sayısı 21.107 dün itibarıyla. Şimdi ve hemen ODTÜ'deki Çukurova Üniversitesi'ndeki bilim adamlarını daha önce güçlendirme çalışması yapmış hocalarımızla ve Ekrem Başkanımızın kadroyla görüştük. Ciddi bir inceleme yapıyoruz. Orta hasarlı binalar nasıl güçlendirilir? Şimdi hocalarımız da anlatacak. 3 yöntem var. Süresi, fiyatı, yapılma şekli tamamını biz çalışıyoruz. Kısa sürede halkımızın önüne getireceğiz. Ama birkaç gün önce Çevre Şehircilik Bakanı orta hasarlı binalarında yıkılacağını söyledi. O nasıl bir şey olur onu da çok bilmiyorum. Yani bu kadar yıkılmış bina varken, bu kadar yıkılacak ağır hasarlı bina varken bir de orta hasarlı binaların yıkmanın nasıl bir ekonomik güçlükle karşılaşacağı çok açık. Ama takdir tabii ki hükümetin. Ben katılımınız için hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin diyorum efendim. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Bileniz ki bilmenizi istiyoruz ki olacak bir afette bizim olduğumuz belediyelerde size bu kadar acı çektirmeyeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, Hipokrates bir sözünde esasında hayatta iki şey vardır. Bilim ve şahsi düşünceler. İlki bilgiye yol açar, ikincisi cehalete diyor. Şimdi huzurlarınıza bilgiye açılan yolda mesafe gözetmeyerek Adana'mıza şeref veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet ediyor. Çok kıymetli Adanalılar, hanımefendiler, beyefendiler. Adana'nın plakası gibi kendimi birinci sırada size çok yakın hissediyorum. Çok sevgili, saygılı, saygıyla selamlıyorum bilim insanlarımız, milletvekillerimiz. Bugünün değerli ev sahibi, değerli dostum Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin il başkanları, ilçe belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli, değerli, gerçekten Türkiye'nin en önemli konusu için ve bu sürece dair almamız gereken tedbirleri konuşmamız için Adana'dayım. Biraz sonra burada sözleriyle, tespitleriyle bizi aydınlatacak bilim insanları konuşacak. Ama öncesinde hem Zeydan Başkanım hem ben bir kısım tespitleri siz kıymetli misafirlerimizle paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok önemli bir toplantı yaptık. Ve bu önemli toplantıda İstanbul'umuzla ilgili neler yapmamız gerektiğini, neleri hazırlamamız gerektiğini konuştuk, paylaştık. Ve deprem meselesine
son derece üst seviyede odaklandığımızı halkımıza izah ettik. Büyük bir seferberlik olduğunun farkındayız bu sürecin. Şimdi bugün de Adana'da yine aynı meseleyi ele almak adına bir aradayız. Dediğim gibi bilim insanlarını, meslek çevrelerini ve uzmanları dinleyeceğiz ve bir masa toplantısı biçiminde ortak aklı Adana'ya rehber yapmak adına öğleden sonra çalışmalar sürecek. 40 gündür ayaktayız. Büyük acı yaşadık. Ne yazık ki 13 milyondan fazla insanımızı derinden etkileyen büyük bir depremi ard arda illerimizde yaşadık. Söylemeye dilimiz varmıyor. Sayısı oldukça yüksek insanlarımızı, canlarımızı yitirdik. Tabii 40 gündür maddi manevi ne gücümüz var ise o bölgede olmaya gayret içerisindeyiz. Hak etmedikleri bir yıkım yaşayan vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına mücadeleler veriyoruz. Belediyelerimizin yanındayız, kurumlarımızın yanındayız. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gerçekten acımız büyük. Adana'dan Şanlıurfa'ya, Malatya'dan Hatay'a, Adıyaman, Kahramanmaraş ve diğer illerimiz. Ama bu sorunun temelini, sebebini tespit edip sağlam bir yolculuğu ülkemize yaşatmak zorunda olan insanlarız. Tabii bu 40 günlük mücadelemiz, hep birlikte sonrasındaki yaraları sarma çabamız devam edecek. Zeydan Başkan, kıymetli belediye başkanımız, yaşadığı depremi buradaki diğer başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte yaraları sarmaya, insanlarına yardım etmeye gayret gösterirken diğer şehirlere de katkı sunma çabası içinde olduğunu biliyoruz. Tabii bu toprakların kültüründe yoğrulmuş hiç kimse bu tür yapılan çalışmalarla ilgili bir teşekkür beklemez. Bu topraklarda afet, yıkım, kayıp söz konusu olduğunda siyasi hesaplar biter, kenetlenip kayıp yaşayanların yanında olunur kayıtsız şartsız. Dayanışma ve paylaşım her duygunun önüne geçer. O nedenle vazifemiz ve sorumluluğumuz olduğu için bölgedeydik. O nedenle sürecin tahlili, analizi için Zeydan Başkanımızla birlikte İstanbul'daydık. O nedenle bugün buradayız, Adana'dayız. Yaraları saracağız, acıları paylaşacağız. Zarar gören kimsenin mağduriyetine ve unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Ancak Zeydan Başkanımız ve benim sorumluluğum elbette bu noktada bitmiyor. Bizleri büyükşehir belediye başkanı seçen milyonlarca vatandaşımıza karşı başka sorumluluklarımız da var. Örneğin vatandaşlarımızın depremle ilgili kaygılarına gerçekçi bir biçimde asla onları yanıltmadan, aldatmadan, manipüle etmeden günü kurtarmak değil, geleceği sağlıklı bir şekilde inşa etmek adına gerçekçi biçimde yanıt vermek ve olabildiğince kaygıları giderip sürece dair seferberlik duygusuyla en üst sorumlulukta birlikte çalışma göreviyle karşı karşıyayız. Tabii şunun altını çizmek zorundayım. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri sorumluluk taşıdığı toplumla olan
güven ilişkisini kaybetmesidir. Hiçbir yöneticiye, hiçbir siyasiye Allah böyle bir şey yaşatmasın. O nedenle kaygı gidermek adına hiçbir zaman gerçek bir yöneticiyseniz, ahlaklı, namuslu bir yöneticiyseniz kaygı gidermek adına gerçekleri eğip bükemezsiniz. Onun için biz gerçekleri eğip bükmedik, gizlemedik ve asla bunu yapmayacağız. Durum neyse onu paylaşacağız ki çözümleri de birlikte üretebilelim. Ama kimsenin toplumumuzun içinde bulunduğu koşullardan kötü niyetli ve sorumsuz bir biçimde yararlanmasına da izin vermedik, vermeyeceğiz. Çok özet biçimde söyleyeyim. Ne yazık ki bulunduğu coğrafya itibariyle bizim kentlerimiz 6-7 şiddetinde depremler yaşamaya devam edecek. Yani bu tarihsel süreçte yüzyıllardır, bin yıllardır var olan bir gerçek ve bundan sonra da olacak. Bunu engellememiz mümkün değil. Ama mümkün olan bir şey var. Kentlerimizi bilimin ışığında bu tür yıkıcı depremler ve benzer afetler için dayanıklı hale getirmemiz gayet tabii ki mümkün. Bakın, depremde insanlarımızı kaybettik. Daha dün bir sel oldu ve yine Şanlıurfa'da insanlarımızı daha yeni yapılmış bir altyapı mekanizması yüzünden kaybetmek zorunda kaldık. Bazen evet, afette imkansızı başaramayabilirsiniz. Ama göz göre göre canları kaybettiğiniz zaman bu gerçekten yöneticilerin ya da yapımcıların, idarecilerin sorumluluğudur. Bunun mutlaka takipçisi olunmalıdır. Merkezi idaresiyle, yerel yönetimiyle, bütün kamu yöneticileriyle bilimin çizdiği yolda birlikte yol yürürsek bu yaşanan hiçbir şeyi yaşamayız. Bunu başarabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne tür bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyeceğiz. Kimleri ikna etmemiz gerekiyorsa ikna edeceğiz. Kimlerle mücadele etmemiz gerekiyorsa göreceksiniz, gözümüzü kırpmadan onlarla mücadele edeceğiz. Kahramanmaraş depremi hepimiz adına, yönetici sorumluluğu, kişiliği, kimliği adına, bu ülkede bir vatandaş olma adına bir milat olmalıdır, olacak. Bakın, 99 depremi içinde aynı şeyleri söyledik, bir milat olacak dedik ama olamadı, başaramadık. Gerekli direnci gösteremedik. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Gerekli adımları atamadık. Üzerinden 24 seneye yakın zaman geçmesine rağmen gerekli tedbirleri alamadık. Gerekli düzenlemeler yapılmadı. Eğer o gün bunlar yapılmış olsaydı, iddiayla söylüyorum ki en az 50 bin insanımızın öldüğü bu depremde bu denli insanımızı net olarak kaybetmezdik. Bunca ekonomik yıkım olmazdı. Bugün yaşanan kaygı hali olmazdı. O nedenle buradan, Adana'dan hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Bizler görevlerimizde olduğumuz sürece hiçbir zaman böyle bir ortamı memleketimize, milletimize ve şehirlerimize yaşatmayacağız. Hep birlikte söz vermeli ve arkasında durmamız gerektiğini aynı zamanda sizlerle paylaşıyorum. 2023 yılı bambaşka duygularla karşılamak istediğimiz bir yıl idi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız bir yılımız. 2023 yılını hep beraber
en üst seviyede gelişmişlikle karşılayacağımız bir 100. yıl olmasını çok arzu ederdik. Ama bunu başaramadık. O zaman bizlere ve burada bulunan her insanımıza yüksek derecede sorumluluk düşmekte. Biz ister miydik 2023 yılını aynı zamanda afetler ve yıkımlar yılı olarak karşılayalım? Ama ne yazık ki öyle oldu. O zaman başka bir şeyi başarabiliriz. 2023 yılını çok kıymetli bir başlangıç, çok önemli bir sorumluluk yılı, aynı zamanda 2023 yılını afetlere ve yıkımlara karşı mücadele açısından da bir milat olarak başlatabiliriz. Yapmalıyız bunu. Bizler bu anın yaşanmasında sorumlu insanlarız. Ama yarınlarda çocuklarımıza ve gençlerimize böyle yıkımları yaşatmamak için birlikte hareket etmeliyiz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu büyük değişim sadece burada iki belediye başkanının ya da ülkenin tüm belediye başkanlarının çabasıyla başarıya ulaşması mümkün değil. Çok daha geniş, en üst seviyede işbirliğine ihtiyaç var. Bizler her türlü öncülüğü yapmakta kararlıyız. Kaynaklarımızı kullanırken önceliği afet ve depremle mücadeleye vermek zorundayız. Bir anda on binlerce, yüz binlerce insanımızın hayatını tehdit eden bu afet ve deprem kavramına karşı çok dirençli bir şehir ve memleket kavramını milletimize kazandırmak zorundayız. Ancak biz bunların tümünü en iyi biçimde yapsak da sorunun çözümü merkezi yönetimle yerel yönetim arasında çok yakın bir işbirliği gerektirdiği gerçeğini de unutamayız. Hatta uluslararası kurum ve kaynakları da sürece başarılı bir biçimde dahil etmek zorundayız. Sivil toplumu, iş dünyasını ve vatandaşlarımızı bu seferberliğe dahil etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarım hesapladılar. İstanbul'da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynak en iyimser hesaplamalarla Büyükşehir Belediye'mizin yaklaşık 5 yıllık bütçesi kadar. Yani hiçbir iş yapmayalım, çalışanlarımıza bile maaş ödemeyelim, 4-5 yıl tümüyle güçlendirme için kaynaklarımızı oraya aktarsak bile yetmiyor. Dolayısıyla resim açıktır ve nettir. Başta İstanbul olmak üzere deprem tehdidi altındaki kentlerimizin hiçbirinin yerel kaynaklarla, belediyelerin kaynaklarıyla bu yaşamsal sorunun çözümü mümkün olmadığı ortadadır. Deprem dolayısıyla bu bölgede oluşan geçmiş Kahramanmaraş depremi ülkemize maddi kaybın 100 milyar dolar civarında olduğu telaffuz ediliyor. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 1/8'inden bahsediyoruz. Böylesi büyük bir ekonomik kaybın giderilmesi yerel yönetimlerin çözeceği bir mesele değil. Bugün depremle mücadele sorunumuz belediyelerin ve kentlerimizin kontrol ettiği kaynakların sınırlı olmasından ibaret değil. Bu esaslı sorunun ötesinde de yoğun sorunlarımız var. Örneğin konut üretimi meselesi. Birçok ülkede neredeyse tümüyle yerel yönetimlerin sorumluluğundayken Türkiye'de tamamen kendisini yerel yönetimden uzaklaştırarak oluşumunu sürdüren ve merkezi yönetimin bir aygıtı haline gelmiş olan TOKİ'dir bu alandan sorumlu olan. Yanlıştır. Geçtiğimiz dönemde kamu arazileri, askeri alanlar, kimi durumda meralar,
konut üretimini kolaylaştırmak ve ucuzlatmak için bu kurumun emrine verildi. Peki sonuç öyle mi oldu? Ne yazık ki olmadı. Ne yazık ki siyasi ve ticari hesaplar rantı öne çıkardı ve deprem gibi, sosyal konut üretmek gibi bu konuları ne acıdır ki teğet geçti. Afete yönelik yapılan düzenlemeler, çıkarılan kanunlar da yerel yönetimlerin dostu olmadı, işbirliğinden kurumları uzaklaştırdı. Hepimiz yaşadık, biliyoruz. Geçtiğimiz dönemin kentsel dönüşüm denilen kavramla arası iyi olmadı. Halkımızı bu kavramdan uzaklaştırdı. Büyük ölçüde merkezi yönetimin elinde rant ve iktidar devşirme aracı olarak uygulanmaya çalışıldı. İstanbul'da bir Fikirtepe örneği var. İnanınız, bir şehircilik faciası. Bir bakanlar kurulu kararıyla kentlerdeki stratejik alanlar, önemli arazi ve kentsel taşınmazlar merkezi yönetimin yetkili olduğu yerler haline getirildi. Buralarda belediyelerin çivi çakmasına dahi izin verilmedi. Bu listeyi uzatabilirim. Bütün bunlar yapılırken de siyasi ayrışma en yüksek dozda ne yazık ki kurumlarımıza hissettirildi. Sonuçta halkın oyuyla göreve gelen belediye başkanları, meclisleri ne yazık ki kentlerinde deprem ve afet başta olmak üzere sorunlu işlerin üzerine gidip çözümler üretmekten alıkonuldular ve sistem başka bir yöne evrildi. Bizler bu engelleri hiçbir zaman bahane olarak görmedik. En etkili biçimde görevimizi yapmaya devam ettik. Ama şu da bir gerçek ki, eğer deprem gibi devasa bir konuyla baş edeceksek, birkaç düzenleme ile davranışların değişmesi şarttır. Dört ana unsur üzerinden süreci tarifleyeceğim. Birincisi, ne merkezi yönetimin ne de yerel yönetimlerin kentleri artık bir rant devşirme alanı olarak görmesine daha fazla müsaade edilmemeli ve bu konuda etmeyeceğimizi de hepinizin huzurunda taahhüt ediyorum. Örneğin İstanbul için geçtiğimiz dönemde kullanılan kamu kaynakları, krediler, borçlar, kime hizmet ettiği belli olmayan bir takım projeler için kullanıldı. Bu kaynaklar yapılaşmamış alanlarda inşa edilen ve zaman zaman da doğayı tahrip eden projeler için değil de afet odaklı projeler için kullanılsaydı, inanınız bugün İstanbul'da depremi konuşmuyor olurduk. Yaptığımız hesaplamalarla kamu alanlarda rant için üretilen ve rant ilaveleriyle elde edilen kazanım İstanbul'da sadece bizden önceki 15 yıl içerisinde yaklaşık 85 milyar dolar. Böylesi bir rakamın İstanbul'daki depremle ilgili sorunu kökten çözeceğini hepimiz biliyoruz. Ve bugün bunlar çözüme kavuşmuş bir hale gelirdi. Şunu söylemek isterim, kaynak önceliği önümüzdeki dönem kesinlikle afet odaklı olacak ve öyle olmak zorunda. Kentlere olduğu kadar yerel yönetimlere de bakışın değişmesi gerekiyor. Türkiye, şunu söylemek gerekir ki, merkeziyetçi bir ülkedir. Geçmişte bunu gerekli kılan nedenler olabilir. Ancak bugün şartlar değişti. 21. yüzyıldayız. Artık ekonomiler büyük ölçüde kentler üzerinden işliyor. Kentler hayatın her boyutunda öne çıkıyor. Kentler kadar sorunlarının da hızla büyüdüğü bir dünyada yerel yönetimleri merkezi yönetimin payandası olarak gören anlayışlar az kabul edilmiyor ve dünya ölçeğinde
başarılı da olamıyor. İstanbul'da en iyimser ihtimalle ağır hasar alması mümkün olan, olası olan bina sayısı yaklaşık 90 bin. Bunun dışında altyapı, donatı ve kamu binalarının da risk altında olduğunu biliyoruz. Buradan soruyorum. İstanbul'da bina bazlı yapılması gereken güçlendirme, iyileştirme ve dönüşüm projeleri Ankara'dan mı daha hızlı yapılır ya da İstanbul'dan mı daha hızlı yapılır? Ankara mı tek tek dökecek bu betonu veya bu işlerle uğraşacak? Deprem sırasında o merkezi kurgunun nasıl etkisiz hale geldiğini, merkezi anlayışla süreç yönetildiğinde afet bölgesinde ne yazık ki sistemli bir yaklaşımın mümkün olmadığını daha dün yaşadığımız depremde hep beraber gördük. Onun için biz bu etkisizliği etkiye, bu verimsizliği verimliliğe ve ne yazık ki bu kaynak israfını doğru yönlendirilmeye, yerelin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını buradan ilan ediyoruz. Şimdi dönüp bir kez daha kentlerimize, sorunlarına, potansiyellerine ve yerel yönetim yapılarına bakmamız gerekiyor. Hiç zaman geçirmeden acilen bir yönetim reformuna ihtiyaç duyduğumuz nettir. Bu reformun en önemli parçası kaçınılmaz olarak güçlü yerel yönetimler olmak zorundadır. Ve bizler yeni dönemde bu reformu mutlaka milletimizde buluşturacağız. Türkiye'nin bir an önce ulusal, bölgesel ve kentsel düzeylerde güçlü planlama anlayışına da dönmesi gerekiyor. Deprem bölgesinde ertesi gün telaş içinde hala artçılarla sarsılan, bölgede konut projeleri yapan anlayışı hem ürkerek hem de üzülerek izledik. Çadırların, konteynerların eksik olduğu yerde hızlıca konut ihalelerinin konuşuluyor olması büyük bir ayıptır, trajedidir. Oysa merkezi yönetim bunun yerine bölgesel ölçekte ve katılımcı biçimde bölgesel kalkınmaya vurgu yapan hızlı bir planlama ve eylem planı sürecini başlatmalıydı. Konuta kadar uzanan yeniden inşa süreci bir bütün olarak kurgulanmalı ve hayata geçirilmeliydi. Ekranlarda gördük, bir blok yerinin temelini açıp konuta başlıyoruz diye havalimanında televizyonda tam 15 dakika bir blok, iki blok inşaatlarını göstererek insanlara biz size konut yapıyoruz diye tanıtım yapan devletimizin kanalı TRT'den izledim ve utanç duydum. Yani bir kentin, bir bölgenin, tarihin en önemli afetlerinden birini yaşayıp on binlerce insanının kaybedildiği, şehirlerin neredeyse %60'ının yok olduğu bir ortamda tartışılması gereken Hatay'ın, Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın bugüne kadar yapılan hatalar neydi? Bundan sonra yeni kurulacak Hatay'ın hangi sosyolojik duygularla, hangi hususlarda insanlarını besleyen, dünyanın ve Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yüzyılına iz bırakacak şekilde inşası konuşulur, tartışılırken bir yandan depremzedelere geçici konutları yapılarak onlara tahsis edilme süreci hayata geçirilmesi beklenirken insanlara basit birkaç blok inşaatın temelini atma gayreti ve bina inşası gayreti üzücüdür, ürkütücüdür. İşte bu eksiği bilim giderir. Bu eksiği teknik beceri giderir. Bu eksiği
net olarak söyleyeyim, mevcut akıl gideremez, biz gideririz. Merkezi yönetimin katılımcı bir bakış açısı ve yerel yönetimlerle birlikte çalışmasını biz sağlarız. Çünkü bunu başaramazsak sorunları gerçekte çözmüş olmayız. Sadece göz boyar ve ertelemiş oluruz. Son olarak Türkiye'nin önünde büyük sorunlar var olduğunu biliyoruz. Ekonomisinden ekolojisine, depremden salgın hastalıklara, toplumsal ve çok önemli bir husus siyasi kutuplaşmaya, işsizlikten göç ve mülteci sorununa, her düzlemde zaman içinde biriken devasa sorunlarımız var. Siyasal ve yönetsel sistemimizin de yeniden kurgulanması şarttır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başlarken bu yeniden yapılanma ve reform programı da son derece önemli olacaktır. Ancak bu yukarıdan aşağıya bir kurgu asla olmamalıdır. Bugün Türkiye'nin birikimi, merkezi düzeyle yerel yönetimleri, devletle sivil toplumu her düzeyde birlikte çalışabilecek bir olgunluğa ulaşmak zorundadır. Birlikte çalışmayı hep birlikte bir kez daha hatırlamamız ve unuttuysak da öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekir. Değerli dostlar, devletimizin her kurumu bu ülkenin 86 milyon insanına aittir. Ne seçilmiş siyasi partisine ait ya da ne de seçilmemiş diğer siyasi partisine ait olamaz diye bir kavram asla mümkün değildir. Seçilen insanlar, örneğin bizler, Zeydan Başkan ya da ben, bir dönem için sizden yetki almış insanlar, bu şehrin oy verenlerin ve vermeyenlerin tamamının temsilcisidir. O bakımdan devletimizin bürokrasisi, siyasileri, belediye başkanları, milletvekilleri aynı düşünceye sahip olmayabilirler. Ama halkına hizmet noktasında, hakları ve sorumlulukları noktasında eşittirler. Dolayısıyla bizler işte tam da bu anlayışı ülkemize kazandırmak zorundayız. Devlet vatandaşına karşı gücünü gösteren bir kurum değil. Devlet afetlere karşı gücünü gösteren bir kurum olmak zorundadır. Devlet vatandaşına şefkatini gösterir, sevgisini gösterir, hizmetini gösterir, ayrım yapmaksızın gösterir. Siyasi değerlendirmelere elbette yoğun girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek gerekir ki artık Türkiye'miz yeni bir başlangıcın eşiğindedir. Demokratik süreçler içinde uyumlu çalışmanın önü açılacak ve merkeziyle yereliyle Türkiye başta afet meselesi olmak üzere her konuda birlikte çalışmayı başaracaktır. Bu tür bir yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin en büyük iki şehrinin belediye başkanlarına da aktif bir rol tanımlanmış olmasını ülkemiz adına çok önemsiyor ve sorumluluğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. (Gülüyor) 21. yüzyıl şehirlerin yüzyılıdır. Ya fazla değil, belki 50 yıl önce kırsalı %60-65'lerde, kentlerin %30'lar-35'lerde olduğu bir dönemden bugün Türkiye'mizde nüfusun %85'i kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'miz yeniden yapılanırken
yeniden ayağa kalkarken, kentlerimiz deprem karşısında dirençli hale getirilirken, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının merkezi yönetim düzeyinde etkili alan olarak açılmasını kıymetli buluyorum. Mansur başkanımız ve ben bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağımızdan hepiniz emin olunuz. Hem yeni yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz kentler, hem de sadece kentlerimizle ilgili değil, Türkiye ölçeğinde hep birlikte çok hızlı, çok etkili hareket edeceğiz ve göreceksiniz, çok güzel sonuçlar alacağız. Deprem, afetler bizlere, milletimize diz çöktürmeyecek. Hızlıca tedbirlerini alan, başta deprem ve afetler olmak üzere yerel yönetimlerin önceliklerini, ihtiyaçlarını en yakından bilen, hisseden, çözümler konusunda ortak aklın peşinde koşan bir yönetime kavuşmanın eşiğindeyiz. İşte bizler, başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Kemal Kılıçdaroğlu Özmen olmak üzere, hep birlikte bunu başardığımızda İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Edirne'de, Hakkari'de, Trabzon'da, Van'da işler tamamen değişir. Gerçekten çok güzel günlere erişiriz. Artık yerel yönetimler hükümet yerel yönetimlere gücünü göstermeye değil, güç katmaya gelecek. Birbirine güç katacak. Anadolu'nun dört bir yanında birlikten kuvvet doğacak. Bu ülkenin sahip olduğu kaynakların, zenginliklerin bereketi daha da artacak. Türkiye gibi güçlü, Anadolu gibi bereketli bir yönetimle hep birlikte bu ülkeyi ayağa kaldıracağımızdan hiçbirimizin kuşkusu olmasın. Bu inançla buradayız. Sorunlarla yüzleşen, sorunlara karşı akılla, bilimle hareket eden, işin öncüsü kim ise, gerektiğinde bilim insanları, gerektiğinde teknik insanlar, gerektiğinde iş insanları, gerektiğinde sivil toplum kuruluşları, meslek sahibi insanlarımız, gerektiğinde öğretmenlerimiz, gerektiğinde işçilerimiz, emekçilerimiz, herkesin aklına kıymet gösteren, ona ilgi duyan, gözünün içine bakarak, aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşının gözünün içine baktığı gibi onu dinleyen, anlayan ve geleceği tasarlayan bir devlet olma bilincini memleketimize kazandıracağız. Bu inançla buradayız. Zeydan başkanımızla, şehirlerimizle yüzleşip, dertleşip, beraber ortak akılla sorunu çözmek zorunda hatırlatmak için buradayız. Birazdan bilim insanlarımız sorunları anlatacak, çözümleri de anlatacak ve hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız. İstanbul'da da öyle, Adana'da da öyle. Gerektiği yerde binalarımızı güçlendireceğiz, gerektiği yerlerde binalarımızı yenileyeceğiz. Bundan sonra şehirlerimizle ilgili kayıtsız şartsız prensiplerden asla taviz vermeyen yönetimleri göreceksiniz. Vatandaşlarımızın bireysel haklarını koruyacak ama ondan daha fazla çevreyi koruyacak, doğayı koruyacak. İklimle mücadele edecek, kuraklıkla mücadele edecek,
iklim değişikliğinin tahribatlarını azaltacak ve çocuklarımıza, gençlerimize yakışan Adana'yı, yakışan İstanbul'u var etme mücadelesini hep birlikte ortaya koyacağız. Tekrar kendimi bir numaralı Adana'ya yakın hisseden Ekrem İmamoğlu olarak bu inançla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilim insanlarımızın katılımıyla gerçekleşecek bu toplantıya gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyor. Her şey çok güzel olacak diyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili misafirler, programımız Adana Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarını anlatan videolarımızla devam ediyor. Depremden etkilenen tüm illerin yaralarını sarmak için çalıştık. Kentimizde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından nefes bile almadan uzman ekiplerimizi ve iş makinelerini depremden etkilenen diğer illerdeki kurtarma çalışmaları için gönderdik. Adana Havaalanı'na gelen yerli ve yabancı kurtarma ekiplerinin transferini gerçekleştirdik. Deprem bölgesinden diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımızı Adana Havalimanı'na taşıdık. Temizlik ve ilaçlama ekiplerimizle çadır kent ve toplanma alanlarında ilaçlama ve çöp toplama hizmeti sunduk. Çadır, yatak, battaniye,